şimdi Bursa CHP milletvekili Sayın Kemal İkinci'nin kendi bir yazıyla bize bir mesajı oldu. Onu ben size okumak istiyorum. Burada görüyorsunuz perdede. Şöyle diyor Sayın Kemal İkinci Bursa milletvekili: İnsan olmanın erdemini yaşayan her insan kendi ülkesinin varlığını, birliğini, dinliğini korumak ve kollamakla yükümlü olmalıdır. Demokratik düzen içinde yurttaşlık boyutuyla temel hak ve özgürlüklere, insanın yaşam hakkına saygılıyız. Bu ilkelerimizi yaşamın her alanında savunurken bölünmez bütünlüğümüz, üniter yapımızın bozulmasına asla rıza göstermeyiz. Çağdaşlıktan, Cumhuriyet'in temel değerlerinden ödün veremeyiz. Saygılarımla Kemal İkinci Bursa Milletvekili. Evet, şimdi terörle ilgili Büyük Millet Meclisi'nde Terör ve Güneydoğu Komisyonu'nda görev almış değerli dostumuzu takdim edeceğim. Önce kendisiyle ilgili vereceğim. Sayın Doktor Mehmet Sılay, 20. dönem milletvekilimiz. 1949 doğumlu. İlk doğru dönemi Kırıkhan Meskender Üniversitesi'nde, Üniversite İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Üroloji ihtisasını Almanya'da, askerliğini Erzincan'da yaptı. İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimliği ve 20. dönem milletvekili olarak görev yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği, Sınır Tanımayan Doktorlar Grubu, Can Suyu Yardım Eli Dernekleri ve Hilal TV, Ankara Temsilciliği gibi görevleri yürüttü. Aktif faaliyetlerinin yanında üretken bir yazardır kendisi aynı zamanda. Eserleri Hatay Evliyaları, Antakyalı Habib, Belen, Devendi, Bereketli Hilal'de Aleviler, Tünel Faciası, Yüzyılın Depremi, Mecliste Merve Olayı, Parlamentodan Haber, ayrıca bu konuyu başlıklı seyahatnameleri de var. Ve Mecliste Terörle Mücadele Komisyonu olarak adlandırılan Terör ve Güneydoğu Komisyonu'nda da görev yaptı. Sayın Doktor Mehmet Sılay'ı kürsüye davet ediyorum ben konuşmaya. Hele bir Diyarbakırlı'yla bir Adanalı'nın heyecan ve aidiyet, mensubiyet bilincini bize vermeleri belki bizi burada tutuyor. Onlara teşekkür ediyorum. Asıl aramızda mı bilmiyorum. Tuncay Eraymaz'a teşekkür ediyorum. Eraymaz'a teşekkür ediyorum. Tuncay Eraymaz. Evet. Evet arkadaşlar. Girmeden önce birlikte dışarıdaki piyesleri gördünüz. Yani evrim teorisinin belgesel çürütülüşünü gördünüz. Ama biz Ankara'da oturuyoruz. Çukurambar'a yakın bir müze var. Müzede hala maymundan başlıyor veya amipten başlıyor. Maymun sonra insan böyle proforma şekilde hazırlamışlar. Onu öğrenciler izliyorlar. O zaman ben şunu söylüyorum, katılan arkadaşlara, duyan arkadaşlara, Nabi Avcı Bakanımıza bu hafta gitmek, huzuruna gitmek boynumuzun borcu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bizden biri arkadaşlar. Biz fakültede okurken çıkarttığımız dergide o da şiir gönderirdi. Yani derin duyarlı olan bir kardeşimiz, kendini de iyi yetiştirmiş bir bakan. Gidelim ve ona hem bu yalanın, bu evrim yalanının, yani yaratılış hakikatine karşı hala Darwinizmin bir ürünü olan hadisenin, yalanın ortadan kaldırılmasını sağlamaya çalışalım. Rica edelim, eminim o da aynı şeyi düşünüyordur. Biz teşvik edelim ve motive edelim, onun yanında olalım inşallah. Arkadaşlar, ben doğrusu burada bir temel fıkrası anlattı gitti. O Diyarbakırlı nerede? Gitti. Sayın gelecek değil mi? Hatipoğlu, onunla birlikte 1996 yılında mecliste ikimiz de terör komisyonundaydık. Ben Hatay'dan
katılmış idim. Çünkü bizim Amanos Dağları'nda da var idi. Tabii Diyarbakır'da özellikle var. Ve ikimiz de aynı komisyonda çalışmış idik. Gördük ki devlet terörü var. Örgütlü terör var. Mafya var, çete var ve bireysel terör var. Terörün tarifi yapıldı. Fakat şunu arz edeyim değerli arkadaşlar. Tıbbi açıdan söylüyorum. Bir kanser hücresi bünye için bir teröristtir. Kanser hücresi. Onun anormal proliferasyonu vücudu tahrip eder. İnsanı tahrip eder, öldürür. O zaman yapılması gereken o hücreye karşı, yani bireysel terörle başlamak ve toplumu, milleti korumak, kurtarmak, evlatlarımızı, torunlarımızı istikbale sağlıklı şekilde hazırlamak hepimizin üzerine düşen bir mükellefiyet, bir görev. Arkadaşlar, zoomlayalım şöyle. Bir bakıyorum tarihte, 170 yıl Şarkul Avsat'ta, Orta Doğu'da yaşayan bir terör, batini terör örgütü, hatta devlet gibi, devlet adamlarını katleden bir Hasan Sabbah örgütü var. Batini terör metoduyla devlet başkanlarını katleden, mesela Sultan Sencer'i, mesela sınıf arkadaşı Nizamül Mülk'ü katleden bir Hasan Sabbah var Orta Doğu'da. Ama onun da ömrü tıp bütün zalimlerin ömrü gibi kısa oldu. Zamanının takdiri Allah'a ait. 170 yıl Orta Doğu'da yaşadı. Hatta Orta Doğu'nun İslam tarihinin tartışmasız en büyüklerinden biri olan İslam Birliği'nin banisi Selahaddin Eyyubi'ye iki defa suikast düzenleyen bir terör örgütüydi. Allah korudu ve Selahaddin Eyyubi misyonunu tamamladı. Şükürler olsun. Değerli kardeşler, yine bu İttihad-ı İslam programı, Arakan'dan geldim, bir baktım kardeşimiz Altuğ Bey dedi, Arakan'dan geliyorsun, bir program yapalım dedi. Programa girdik, ben sıradan bir program zannediyordum. Baktım ki İttihad-ı İslam yazıyor böyle. Heyecan duydum. Gerçekten eğer İttihad-ı İslam olur, eğer yapılan yanlışları burada rahatça konuşuyoruz, Sayın Hatipoğlu'nu konuştuğu gibi artık. Kardeşlerim, bakın bir Vatikan var. Vatikan, yılda iki defa biz Endülüs'e gidiyoruz. Yani Kurtuba, Granada, Sevilla, Cibraltar, Cebeli Tarık, oraları geziyoruz. Yani 8 asırlık İslam yurdunu, 8 asır yaşamış İslam yurdunu geziyoruz, dolaşıyoruz. Orada multikültürel bir medeniyetin, evrensel bir medeniyetin varlığını görüyoruz. 7 değişik etnisite, 7 değişik dil konuşuluyor ama ortak payda, onu dahi mesela Sayın Hatipoğlu ifade etti, ortak payda İslam, onunla büyüyorlar. Hispano-Romenler, Vizigotlar, Müvelledun grubu içinde adlandırılıyor. Müvelledun, yeniden doğanlar. Bakın Katolikler, ama İslam geldiği zaman Arapçayı öğrenmeye başlıyorlar. Latinceyi bırakıyorlar. Efendim Arapça, hani kargacık burgacık demişlerdi ilkokuldayken. Evet, Hispano-Romenler ve Vizigot kardeşlerimiz İslam'la şerefleniyor. İslam'ı arıyorlar ve Arapça öğreniyorlar. Aralarından büyük ilim adamları çıkıyor. İbn-i Rüşd gibi, Ebu Hayyan gibi. Daha Osmanlı Bursa'yı alamamış 1313. Bakın 1326 demiyorum. 1313'te fütürologlar yetişiyor. Yani kim gibi? Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi gibi. Fütürologlardan Ebu Hayyan diyor ki, bak diyor, Anadolu bizim yaşadığımız Tavaifül Mülük'ü yaşıyor. Beylik dönemini yaşıyor. Ramazanoğlu bir tarafta, Karamanoğlu bir tarafta, Çandaroğlu birbirine girmişler. Selçuklu birbirine girmiş. Ancak küçük bir grup var. Söğüt'ten gözünü Bursa'ya doğru diken, yani Doğu Roma üzerine yürüyen ve hiçbiriyle tartışmayan, hiçbir beylikle tartışmayan bir küçük bir beylik var. Osmanlılar. Arada bir Akıncıları Kadıköy sahillerine gidiyor. Her taraf tekfurlarla dolu. Zor. Ama iyi seçmiş hedefini. Bir aşiret geliyor. Diyor ki tamam diyor. Olsa olsa kaybettiğimiz
Toledo'dan Mürsiye'ye kadar, Sevilla'dan Kurtuba'ya kadar kaybettiğimiz beylikleri, kala kala bir tane kalmış Granada Beyliği. Bir tane kalmış, olsa olsa ileride bu bize yardım eder diyor. 1313 hemen kalkıyor, nece konuşur bunlar? Türkçe. Kalkmış Türkçe öğrenmiş. Esirüddin Ebu Hayyan adı. Esirüddin Ebu Hayyan. Türkçe öğrenmeyle kalmamış, bir kitap yazmış. Kitabı buldum Süleymaniye Kütüphanesi'nde, el yazması. Kitabul İdrak li Lisanul Etrak. Türkçe öğrenme kitabı. Bakın 1313. Bu kitap 1888'de İstanbul'da Matbaa-i Amire'de basılmış. Hurufi Arabi ile, Arap harfleriyle basılmış. Bakıyorum Türkiye Arabi kelimeler var. Mesela masa karşısında karşılığı var. Şişe karşılığı var. İnsan karşılığı var. Ve diyor ki bu yetmez. Yalnız ben öğrenmedim. Bütün Granada öğrensin. Bütün Endülüs Türkçe öğrensin. Osman Gazi'yi görüyorlar. Orhan'ı görüyorlar. Ve bir kitap daha yazıyor. İkinci kitap. Kitabul Ef'al fi Lugati Türk. Türk dilinde fiiller. Dayanamıyor. Nurullah Ataç'ın kemiklerini sızlatan bir kitap daha yazıyor. Zehvül Mülk fi Nahvi Türk. Üç kitap sahibi. Sene 1313. Kardeşlerim. Bakın bizi nasıl takip ediyorlar. Eminim Osman Ertuğrul, Osman Gazi, Orhan Endülüs'ün yerini bilmez. Bırakın onu. Anadolu'da bugün gidin. Okuyanlar Endülüs nedir, neresidir diye sorun. Size ne cevap verecekler? Sizleri tenzih ediyorum. Kardeşlerim, onlar bunu görmüşler. Gördükleri nedir biliyor musunuz? Dün dedi kardeşim, burası fütuhatla şereflendi, fethedildi. İslam toplumuna geçti Bursa. Bursa'yı alındığı zaman oğlu Orhan'a bir vasiyeti var Osman Gazi'nin. Hepimizin ceddi, hepimizin dedesi, hepimiz Orhanlarız. Orhan'a ne dedi? Bunu Namık Kemal şiirleştirmiş. Diyor ki Orhan'a, maksudumuz dini hüdadır bizim. Menzilimiz rih-i hüdadır bizim. Yoksa kuru mihnet-i kavga değil, şah-ı cihan olmağı dava değil. Osman Gazi'nin sözlerini naklediyorum size. Allah ona rahmet eylesin. Ve Allah lütfediyor, 621 yıl yaşayan bir devleti ona lütfediyor ki bizim burada oluşumuz İstanbul'un oluşu. İstanbul alındığı zaman kurbanlar kesiliyor Granada'da. Tamam diyorlar, geliyor, geliyor diyorlar. Bizi kurtarıcılarımız geliyor diyorlar. Ayrı bir konu olarak onu Fatih'e yardım istenmiş Fatih'ten, oğlu Beyazıt'tan değil. Değerli kardeşlerim, şimdi şunu arz etmek istiyorum doğrusunu isterseniz. Bu ben zoomlamak istiyorum. Yani Tarık bin Ziyad'la, Selahaddin Eyyubi'yle, Osman'la başladık tam orta yerden. Tarık bin Ziyad gemilerle yardım istendiği için çıkıyor. Bir gaza, bir seriye değil. Yardım istiyorlar. Fakir, ağır vergilerle fakir düşmüşler. Yahudi cemaati bir konsil kararıyla köleleştirilmiş en zengin toplum. Kral Vitiza ölmüş, iki oğlu bütün haklarını kaybetmişler. Ne olur bize yardım edin. Fransa'ya gidiyorlar. Hispano-Romenler diyorlar ki Pirene dağlarının güneyi Afrika'dır. Bizi ilgilendirmez diyorlar. Şeye geldiği zaman Musa bin Nuzeyre hemen hazırlık yapıyor. Doğru mu değil mi? Müslüman kanı beleş değil. Tuarekleri, Tacuraları göndersin, ölsünler. Çıkıyorlar 710 yılında. Daha Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abbas hiçbiri İslam'la tanışmamış. Doğru dürüst. Ama bu kardeşlerimiz Tarık bin Ziyad komutasında 7 gemiyle 7000 kişi çıkıyor karşıya. İkinci sene. Gerçekten burada zulme uğrayan insanlar var. Zalimin adı, milliyeti, dini, imanı sorulmaz. Zalime temel kültürümüz el uzatmamızı emreder. Evet. Çıkıyorlar oraya. Gemileri ama çıkarken ilginç olan bir şey var. Bunu Adana valisi Ziya Paşa Endülüs tarihinde söylüyor. Diyor ki çıkarken yoruluyor ve hafif uyuyor Tarık bin Ziyad. Bir rüya görüyor. Rüyada gemiler giderken Resulullah giymiş zırhını, savaş kıyafetini, yanında Hulafa-i Raşidin, onlar yürüyorlar İber Yarımadası'na doğru. Tarık bin Ziyad da gemiyle gidiyor ve yanına yaklaşıyor. Diyor ki Tarık,
Etrafındaki Müslümanların gönlünü hoş tut. Gönlünü hoş tut. Düşmanlarına da adil davran diyor. Çok önemli arkadaşlar. 8 asır İber Yarımadası'nda İbni Rüşt'leri, Ebu Hayyan'ları, İbni Haldun'ları ve 30 yıl Konya Selçuklu Sultanlığı'nın danışman olarak değerlendirdiği Muhyiddin Arabileri yetiştiren müthiş bir medeniyet. Ben tıptaki buluşlarını söylemiyorum. Beni çok ilgilendirdi çünkü orası. Onu uzatmamak için söylemiyorum. Satır başlarıyla geçiştireceğim. Kardeşlerim, Arakan'a gittik. Konuşmayı yaptık. Hepsinin gözü Türkiye'de. Bir Ramazan günü gittik. Kampa girdik. Baktık küçük mezarlar. Nedir bu dedik? Çocuklar. Açlıktan ölen çocuklar. Şu bize daha ikram edilenin den bir tanesini yesi hayatta kalacak. Onlara yardım götürdük. Sizlerin yardımlarınızı götürdük. Gözleri, umutları İstanbul'da. İstanbul alınmadan 21 yıl evvel Çitagon başkentli Arakan İslam Devleti var. 4 asır sürmüş, haberimiz yok. Milli eğitimin günahı bu, ona yükleneceğim. Nabi Avcı'nın suçu değil, ondan öncekilerin suçu değil. Daha Cumhuriyet girerken ev ödevi yapanlar var ya, ev ödevi yapanlar, onların vebali. Kardeşlerim, iki türlü eğitim vardır. Bir tanesi örgün eğitim. Yani müfredatı olan milli eğitimin yaptığı eğitim. İkincisi de yaygın eğitim. İşte şu anda yaptığımız, göz göze, diz dize yaptığımız eğitim. Ben Allah'a şükrediyorum. İyi ki İstanbul'da okumuşum. Ve iyi ki Necip Fazıl'ın, Erzurumlu Nurettin Topçu'nun, Hüseyin Cemil Meriç'in, Yaşar Kemal Tahir'in, evine gittiğimiz yeri düşünen Kemal Tahir'in, İsmail Hami Danışmend'in ve Ali Fuat Başkil'in yaşadığı günlerde onları birebir görmüş, onlardan faydalanmışım. Allah'a hamd ediyorum. Kardeşlerim, onlar Arakanların dediği gibi Yemen'e gidiyoruz, Yemenli aynı şeyi söylüyor. Gazze'ye gidiyoruz, aynı imdat psikolojisi var. Hepsinin gözü Türkiye Müslümanlarında, Anadolu'daki Müslümanlarda. Yalnız onların mı? Bunu bize 3 ilim adamımız da söyledi. 1- Bediüzzaman. 2- İskilipli Atıf şehidimiz. 3.'sü de Haydarabatlı Muhammed Hamidullah. Diyorlar ki, üstadım, ya kitap yazdığınız için hapisten hapise, sürgünden sürgüne gönderiliyorsunuz. Ne olur gidin Medine-i Münevvere'ye, Resulullah'ın mücavir civarına sığının. İnşallah Türkiye'de bu zulüm devam etmez, bitecektir. O zaman gelirsiniz diyorlar. Verdiği cevap müthiş. Ne diyor? Vallahi ben Mekke'de, Medine'de olsaydım yine kalkar buraya gelirdim. Çünkü tevhid sancağı burada düştü, buradan kalkacak diyor. Şehit alimlerimizden İskilipli Muhammed Atıf Efendi, Fatih Medresesi, Fatih Üniversitesi müderrisi, dersi amı, ben medrese deyince üniversite diyorum, gerçekten öyle. Bir sıkıntıya girince Kırım'a gidiyor bir arkadaşının pasaportuyla. Kırım'da onu öyle bir karşılıyorlar ki, çünkü Osmanlı üniversitelerini ıslahtan sorumlu bir alim İskilipli Muhammed Atıf. Diyorlar ki, üstadım diyorlar, ne olur burada kalın. Burada diyorlar, üniversite, Kırım'daki üniversitelerin ıslahından sorumlu bakan olarak kalın diyorlar. Yani Vezaratül Hac ve Evkaf var ya, 90 yılında beraberdik Sayın Recep Bey'le, neler çektiğimizi bilir. Evet, onun bakan olarak kalın, gitmeyin diyorlar. Bak sıkıntıdasınız. Hayır diyor, benim görevim İstanbul'da. İstanbul adeta ümmetin doğal başkenti. El Asimetül İslam diyorlar İstanbul için. Ve Muhammed Hamidullah, o meşhur İslam peygamberini hatırlarsınız arkadaşlar. Onun sözü de bu. Eninde sonunda kurtuluş Anadolu Müslümanlardadır. Çünkü Pakistan'a gidiyor, Punjab, 5 eyalet. Koca bir kıta, Hint kıtası, ama 300 milyonda Müslüman var. Hint, Budistlerin, Brahmanların arasında. Bangladeş'e gidiyoruz, orada aynı sıkıntı, Keşmir'de aynı sıkıntı, Keşmir'e gidiyoruz, Azat Keşmir, Cammu Keşmir, aynı şekilde emperyal dünya bizim bir araya gelmemizi istemiyorlar. Arkadaşlar, bizim ne yapıp İslam birliğini kurmak zorunluluğu vardır, mecburiyeti vardır. Yani evlatlarımız için
bakın kardeşlerim, 1183 yılında Şam Deklarasyonu yayınladı Selahaddin Eyyubi. 33 Atabekliği ve emirliği bir araya getirdi. 33 adet. Şimdi 59 parçayız biliyorsunuz. Bir araya getirdi. Halifeyi de çağırdı. Hilafet makamını da çağırdı. Ve kurdu. Teorik dedi ki herkes ülkesinde kalsın. Kimseye bir şey demiyorum. Ama bu Latin krallığı Kudüs'ü işgal etmiş. Yani İslam'ın kıbleteyni, birinci kıblesi işgal altında. Yarın hangi yüzle Resulullah'ın huzuruna çıkacağız? Hangi yüzle? Onun için ben yardım istediğim zaman lojistik destek gönderin. Topraklarını size ait. Bu kabul edilmiş. 4 yıl sonra Allah lütfetmiş. Hattin Savaşı ile kral dahil bütün şövalyelerini esir almış Selahaddin Eyyubi. Yani o birlikle başlamış. Kardeşlerin benzeri var. Yakın tarihte yaşayanlar bilir. Bir Çırağan Deklarasyonu yaşandı. Zaman su gibi akıyor. Çırağan Deklarasyonu'nu öyle bir gördüler ki D8'ler kuruldu. Bunu kuranlar arasında yaşarken siyasi infaza uğrayan bizim başbakanımız olduğu gibi Nawaz Şerif ülkeyi terk ettiği için kuruldu. Diğer 6'sı katledildi. Yani onlar görmediler mi? Hayır, bunu gösterdi. Görmemiz lazım dedi. Benim hayatım önemli değil, yaşadığım kadar yaşadım. 56. dönem başbakanı. Ama bunu bu ümmetin çocukları, bu 2 milyar evladım bunu görsün. Her şeyi göze alarak bunu yaptı ve bedeline de katlandı. Ama biz bunu biliyoruz. Biliyoruz ki dünya İslam birliğine giden yol idi. Çırağan Deklarasyonu. Allah onlara rahmet eylesin. İyi ki yaptılar. Çünkü zaman gelip geçiyor. Ömür fani, hepimiz gideceğiz. Ama bunun nesnel örneğini görmemiz lazım idi. Bu da yapıldı. İnşallah olacak kardeşlerim. Kurulacak olan birlikte yanlış yapılan, yani bakın bir Fener Patriği var. Krallara taç giydiren Papa var. Moskova Patriği var. Şam Patriği var. Ama bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Çok aziz bir insan. Arkadaşımız Mehmet Bey. Tenzih ediyorum. Onunla ilgili hiçbir sözüm yok. Ama burada bütün İslam aleminde bir baş olacak nitelikte bir halifenin olması lazım veya halifeye muadil bir gücün mutlaka olması lazım. Bunun için çalışmamız lazım. Arkadaşlar, bedel ödendi. Yeteri kadar bedel ödendi. Evladı Kerbelayık, bir hatayık diyen Seyit Rıza canından oldu. Şeyh Said canından oldu. Akkoyunlu Muhammed Atıf Efendi canından oldu. Baba eski müftüsü Ali Rıza Efendi. Bugün Cebeci mezarlığında yeri belli değil. Park haline getirilmiş. Muhammed Esat Erbili Hazretleri oğluyla beraber fedai can ettiler. Allah onlara rahmet eylesin. Biz yeteri kadar bu ümmeti Muhammed çocukları bedel ödedi. Kardeşlerim mecbur ve mahkumuz yeni bir formata, o da dünya İslam Birliği ile mümkün. İnşallah ona hazırlanalım diyorum. Son söz. Kardeşlerim, Çanakkale Savaşı'nda bıraktığımız şehitlerden fazla biz Gazze'de bırakmışız. Kudüs'e gidenler El Halil şehrine gitsinler. Oradan şöyle bir 10 kilometre daha güneyde Bir Seb'a var. Bir Seb'a. Orada yatan Osmanlı şehitlerini görsünler. İlk defa harp tarihinde zehirli gaz kullanılan yer. Ve orada asıl mağlubiyetimiz orada başladı. Allenby, General Allenby, Osmanlı kaybedince Kudüs'e geldi. Kudüs'ten bıraktı Kudüs'ü. Nehr-i Ürdün'ü aşarak Şam'a geldi. Ve Şam'da ne yaptı biliyor musunuz? Doğru Selahaddin Eyyubi'nin Mescid-i Ebevi'nin avlusundaki mezarına geldi. Ve onu tekmeledi mezarı. Selahaddin, Haçlı seferleri şimdi bitti. Kalk biz geri döndük dedi. Kardeşlerim halbuki bir şey daha söyleyeyim. Buna Selahaddin'in tavrını söyleyeyim ben. Önceki tavrını. Selahaddin vefatından önce Şam'da oğlu Ali'yi çağırıyor. Kardeşi Adil'i çağırıyor. Tutigin'i çağırıyor. Diyor ki size kastetse dahi, garaskarlık yapsa, düşmanlık yapsa dahi affedin diyor. Kin tutmayın. Çünkü
kin ile din aynı yürekte barınmaz. Biri varsa öteki yoktur diyor. Buyurun arkadaşlar. Tam Kur'an'dan süzülen, Darul Hadis mezunu bir insan, bir akademisyen Selahaddin Eyyubi. Sıradan bir komutan değil. Kin ile din, ne olur unutmayın, not alın, bu Selahaddin'in vasiyeti. Kin ile din aynı yürekte barınmaz. Biri varsa öteki yoktur. Ama 9 asır kin tutulmuş. Ve Haçlı seferleri gerçekten devam ediyor. İşte görüyorsunuz Afganistan, işte Irak, işte Suriye, Saraybosna. Saraybosna'yı Allah esirgesin hazır olmamız lazım. Bir savaş daha bekliyor arkadaşlar. Böyle bir İslam devleti olamaz. 2 defa kuşatılmış. Federasyonlarla, sonra Hırvat ve Sırplarla kuşatılmış. Yani Ali İzzet Begoviç'in bize emanetidir. O büyük şehidin, o büyük liderin bize emanetidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, Yargıtay emekli üyesi Sayın Ali Turan'ı davet ediyorum. Plaketlerini vermek üzere Sayın Sayın. Evet, şimdi siyasi tecrübesi geniş, aydın bir kişilik olan Sayın Emre Kocaoğlu'nu davet etmeden evvel kendisiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Kendisi 21. dönem Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili, Robert Kerouac Kolej mezunu, İngilizce, Fransızca, İtalyancası var, sendikacı, yazar, Avrupa Gençlik Konseyi Başkanlığı yaptı. Türk İş Eğitim ve Araştırma Müdürlüğü yaptı. Birleşmiş Milletler Yönetim Kurulu üyesi. İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Evli ve bir çocuk babası. Türk Demokrasi Vakfı Başkanı aynı zamanda. Ve döneminde de, siyasi döneminde de İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Sayın Ali Emre Kocaoğlu'nu davet ediyorum efendim konuşmalarını yapmak üzere. Sayın milletvekillerim, değerli dinleyiciler, bu kadar güzel konuşmalardan sonra, her şey kapsandıktan, her şey bu kadar güzel işlendikten sonra konuşmacılara teşekkürden başka söyleyecek bir şey kalmıyor. Sağ olsunlar, gerçekten çok bilgilendirici, duygulandırıcı, hem akıllarımıza hem maneviyatımıza hitap eden çok güzel açıklamalar yaptılar. Ve tabii bu konuşmaları bizlere dinleme fırsatını veren derneğimize de ayrıca da İstanbul Derneğimize de ayrıca çok kaliteli teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlar, konumuz terör ve PKK. Konumuz terör ve PKK. Bunu uygun bulursanız zamanla iyi değerlendirerek eskiye çok fazla bakmadan bugün açısından analiz etmeye çalışalım. Bugün açısından analiz etmeye çalışalım. Aslına bakarsanız 3 aydır kan akmıyor benim. Yani bugün çok ilginç bir gün. Her gün birkaç şehidimiz oldu. Birkaç ailemizin, annemizin canı yandı diye üzülürken 3 aydır böyle olaylara rastlamıyoruz. Şimdi arkadaşlar, demek ki bir şeylerin değiştiği bir ortama geldik. Bu ortamı görüp takdir edip anlayıp iyice okuyorum. Yarınları daha iyi olması için düşünmek bence geriye dönüp ay alçak Ahmet şunu yaptı, hain Mehmet bunu yaptı diye eski konuların vıdı vıdısını yapmakla daha hayırdır ya. Çünkü arkadaşlar, bu kansız geçirdiğimiz 3 ay
3 sene olsun, 30 sene olsun, 300 sene olsun artık kan akmasın bu ülkemiz. Ve Allah'a bir şükrediyorum ki şimdi çocukları askerde olanlar, belki aranızda var, belki tanıdıklarınız var. Şu anda çocukları askerde olanlar 3 ay öncekiler gibi geceleri telaş içinde uyumuyor. Rahat. Peki istediğimiz bu değil mi? Lütfen arkadaşlarım, karamsar olmayalım. Bu bir kere parti meselesi değil. Yani ben Deniz AK Partili değilim. Belki çoğunuz AK Partiliyiz. Ama bu huzuru AK Parti döneminde bulduk. Yani ne diyeceğiz şimdi? AK Parti döneminde bulduk diye kendi kendimize muhalefet mi yapacağız? Hayır, biz bu huzuru istemiyoruz diye. Bunu bir parti meselesi olarak görmemek lazım. Konu parti meselesi değil. Parti meselesi halinde görmek tekrar eskiye bakmak olur. Eski kanlı dönemlere davetiye olur. Bu AK Partililer de yaparsa aynı şeydir. Bizim zamanımızda oldu. Biz yaptık. Aslan biz derlerse yine aynı. Terör davetisini çıkarıyorlar demektir. Başkaları da var, siz mi başardınız? O halde biz bunu istemiyoruz. İstemezük derlerse onlar da yine teröre davetiye çıkarıyorlardır. Bu konu parti meselesi değil. Onun halkımız en güzel şekilde değerlendiriyor. Şimdi arkadaşlarım, sizlerden zor bir şey istemek için izin talep ediyorum. Belki alkışlamayacaksınız beni. Ama zor bir şey isteyeceğim. Eğer bundan sonraki 3 ayda da, 3 senede de, 30 senede de kan akmasın. Deminden beri konuştuğumuz kardeşler birbirini vurmasın. Kürt de Türk kardeşler birbirini vurmasın. Laz da Çerkes kardeşler birbirini vurmasın. Diye dua ediyorsak. Bunun için yapmamız gereken tek bir şey var. Uluslararası ihtilaf çözümü diye bir meslek var arkadaşlar Birleşmiş Milletler'de. O görevde kısmen bulunmak nasip oldu bana. Orada bir kural, diğer birkaç kuraldan bir tanesi, birinci kural şudur. Katiyen başkasına haksızsın demeyeceksin, kendi haksızlığını arayacaksın. Bir ihtilafı çözmek istiyorsan. İnsanlar onu terk edeceksin. Sen haklısın, o haksız dediğin anda ihtilaf çözülmez. Ben acaba ne yaptım diye aynaya bakacağız arkadaşlarım. Bu kötü bir şey biliyorum. Bu çok cesaret isteyen bir şey biliyorum. Bu ezber bozacak bir şey biliyorum. Kendi nasırımıza basmamızı gerektirecek bir şey biliyorum. Ama bırakalım bizim kızdıklarımız, vay hainler şunu şunu yaptılar dediklerimiz kendi ayıplarıyla tarih içinde geçmişte baş başa kalsınlar, onun cezasını çeksinler, bırakalım onları. Biz aynaya bakalım, acaba biz de yaptık, bizim de bu işlere kötü katkımız oldu mu diye. Ki bundan sonraki senelerde kanlarımız akmasın. Bu sevimsiz işi yapmaya hazır olmak kolay değil, size hazır mısınız diye soramıyorum. Ben de belki hazır değilim. Benim de belki payım var Kürtlerin kendilerini dışlanmış hissetmelerinde. Sevgili arkadaşlarım, durup dururken şimdi düşünün, 15 yaşında bir genç daha çıkmış, 15 sene orada kalmış, 30 yaşına gelmiş. 15 senesini mağarada geçirmiş, ot yiyerek, ağaç kabuğu yiyerek yaşamış bir adam. İnsan yarı, insanlıktan yarı yarıya çıkmış, 30 yaşında. Bu şimdi oradan şehre inse ne olur, ağaca çıksa ne olur? Peki bu bir kayıp değil midir insanlık için arkadaşlarım? Niye o çocuk 15 yaşında hani yetişip büyüyüp sizler gibi gelip buralarda konuşacağına, kalkıp hani üniversiteye gideceğine, evleneceğine, çoluk çocuk sahibi olacağına 15 sene o mağarada hayvanlar gibi yaşadı ve şimdi de bir yarı hayvan oldu? Bir insan bunu ister mi? Ben böyle olayım der mi bir insan? Ona onu dedirten kötülüklerin içinde bizim payımız var mı? Aynaya bakmamız lazım arkadaşlarım.
Sevgili arkadaşlarım, İnsan Hakları Komisyonu çalışmalarında şahit olduğum çok şeylerden bir tanesi meşhur Yeşiltepe mi, Yeşildere mi, o olaydır. Çok, yani hicap ederek söylüyorum ama söylemem lazım olayı. Değerli konuşmacılarımızdan bir tane söyledi, akşam terörist gidiyor bir eve. Ne varsa ver bakalım arkadaş diyor, sırtında silah. O da tabii evde ekmek, et, put ne varsa onları veriyor. Var mı vermemek? Ertesi günde devletin kuvvetleri gidiyor. Vay sen teröriste yardım etmişsin diye basıyor sopayı. Böyle bir dünya. İnsanları devlete kendi devletlerine sadakatle imtihan etmişiz. Allah kimseyi böyle bir imtihana sokmasın. Belki 80 sene bu imtihanda geçirmişiz insanlarımızı. Müslümanlarımıza da aynı şeyi yapmışız. Kürtlerimize de aynı şeyi yapmışız. Bir ara Çerkeslerimize yapmışız. Bir ara Lazca'yı yasaklamışız. Kimse bilmez. Yani Ankara'da birilerinin kafasına esmiş oligarşinin. Yapmışız. İnsanları kendi devletleriyle sadakatle imtihan etmişiz. Arkadaşlar, bu imtihanları bir kimisi geçer, kimisi kalır. Herkes imtihandan geçemez. Lazlar geçmişler, Kürtler geçemedi diye Kürtlere kızamayız. O insanları kendi devletlerine sadakatle imtihan edenlere dönüp hesap sormalıyız. O anlayışa, o sisteme, o baskı anlayışına, o demokrasi dışı anlayışa, başkalarına tahammül edemeyen anlayışa. Bakın şu olayı anlatayım tekrar özür dileyerek. Mardin'de bir köy, büyük hadiseler oldu filan gittik. Arkadaşlarım olan şu, akşam teröriste ekmek vermişler, ekmek peynir. Vay sen misin veren? Ertesi gün gelmiş bizimkiler, basmış orayı. Kim bakalım bunları veren? İçinizdeki PKK'lı kim çıksın? Yok ki PKK'lı içeride, yani ekmek vermiş adam. Vay öyle mi, vermiyor musunuz? Ben size gösteririm. Bütün kadınlar soyulmuş, elbiseleri çıkartılmış bir köşede çırçıplak bekliyor. Bütün erkekler de onların önünde ahırlardan at kakaları getirilmiş, erkeklere de at kakası yedirilmiş dipçik soruyla. Bunu biz yaptık arkadaşlarım. Aynaya baktığınız zaman bunu görebiliyorsanız yarın barış içinde yaşamaya devam edeceğiz demektir. Bunu görmeye çalışalım lütfen. Aynaya baktığımız zaman Mardin'in köyünde at kakası yedirilen erkekleri ve onları çırılçıplak tir tir titreyerek izleyen kadınlarımızı düşünelim. Ve bunu yapan adamı da bir ay sonra terfi ettirip Çanakkale'ye bir üst komutan yaptık. Şimdi arkadaşlarım tekrar ediyorum. Hepimizin hani bir meşhur şarkı var ya, masum değiliz hiçbirimiz diye. Hiçbirimiz masum değiliz. Herkes kendi kusurunu görebilecek cesarete, fazilete sahip olursa, olgunluğa sahip olursa, o zaman inanın torunlarımız da torunlarımızı torunların torunları da barış içinde yaşarlar. Başkalarında kusur aramayalım. Şairin dediği gibi gayretan eylemek demiz, bir cümle vebal bizdedir. Bunu diyebiliyorsak yarınlarımız emniyet altında olur. Başkalarının kusurlarını görmeyelim. Kimse de kusur aramayalım. Elbette kusurlular. Elbette cezalarını da çekecekler. Ve yok öyle işte falan, yok evde hapse gitsin, orada istirahat etsin, orada bir şey yapsın, orada bir memle yapsın. O öyle bir kanundur ki, affı kabil olmayan bir kanundur o müebbet hapis hükmü. Yani o kanun, özel olarak o kanun o maddesi değiştirecek meclisi de ben tahayyül edemiyorum. Yani kalkacak, özel olarak o madde o adam hayat boyu içeride kalsın diye konmuştur. O maddeyi değiştirecek böyle bir meclisi de tahayyül edemiyorum. Kim cesaret edecek ona? Yok böyle bir şey. Yapış çekecek. Kusurlu kusurlu çekecek. Ama bundan sonra artık kusur aramayalım. Bundan sonra herkesi kucaklamaya hazır olalım. Sevgili arkadaşlarım. Sabah yine söylendi. Tekrar edeceğim. Çok önemli bir şey. Mehter Marşı, söylediği marşlardan bir tanesi Malazgirt Marşı'ydı. Bütün, tabii Mehter çok heyecanlandırıcı da.
O beni özellikle bir duygulandırdı. Neden? Çünkü söylendiği gibi anlatıldı Malazgirt'e. Recep Bey söylediğini zannediyorum. Alparslan Selçuklu komutanı olarak geldiği zaman, yani bazı tarihlere göre 10, bazı tarihlere 2000 ama her neyse mutlaka güçlü bir Kürt süvari desteğiyle o savaşı kazandı. Kürtler ve Türkler birlikte bu ülkeyi, bu coğrafyayı Türk ve İslam coğrafyası yaptılar. Ve bunlara bir şey daha katkıda bulundu. Bizans komutanı Diogenes'in, Romanos Diogenes'in ordusundaki Ermeniler saf değiştirip Alparslan'ın yanına geçtiler. Ermeniler, Türkler, Kürtler beraberce bütün bu coğrafyayı Türk ve İslam yaptılar. Sevgili arkadaşlarım, bunun sonunda o yüzlerce çiçeğin yan yana kardeşçe açtığı bir Osmanlı bahçesi doğdu. Şimdi bizim ihtiyacımız o Osmanlı bahçesidir. Yeni Osmanlılık filan değil efendim. Osmanlı öldü. Allah rahmet eylesin. Fatiha'mızı esirgemeyelim. Osmanlı'yı canlandırmak diye bir şey yok. Ama biz de onun torunuyuz yahu. Yani ben yaşım itibariyle onun oğluyum hatta. Benim babam Osmanlı tabası olarak doğdu. Bir gece öyle yattı. Ertesi sabah uyandığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Değişmedi ki benim babam. Ben o zatın oğluyum. Sizler aynı zatların torunlarısınız. Neydi onu güzel yapan? Bakın arkadaşlarım neydi? Pardon. Ben bir vesileyle Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptım. Orada Avrupa Birliği'nin böyle bize burun kıvıran Avrupa Birliği'nin şeyleri, kodamanlarıyla filan itişir kakışırken, bir tanesi geldi dedi ki ya niye sen bizimle itişiyorsun? Ya neden? Biz sana benzemeye çalışıyoruz. Yani sen anlaman lazım bizi. Hayrola dedim, nedir? 600 sene çok kültürlü, çok dinli, çok ırklı, çok milletli, çok insanlı, çok renkli bir imparatorluğu huzur içinde yaşattınız. Biz onun sırrını bulmaya çalışıyoruz ya, sizin sırrınızı bulmaya çalışıyoruz. Siz ne kendinize hayrınız var ne bize hayrınız var dedi adam. Sonra düşündüm, haklı. 600 sene dünyanın her yerinde. Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlarım? Fatih Sultan Mehmet işte İstanbul'u almış, ne olmuş, sağa sola yayılacak Mora Yarımadası'ndaki bugünkü Yunanistan, beyler, Hristiyan beyler, dedi, şehir beyleri, mektup yazıyorlar. Ey Türklerin padişahı, gel bizi bu Hristiyan zulmünden kurtar diye Müslüman padişahtan destek istiyorlar. Katolik baskısı var onların üzerinde. Düşünebiliyor musunuz? Hristiyanlar Hristiyanlığın zulmünden kurtulsun diye Fatih Sultan Mehmet'ten destek istiyorlar. Fatih Sultan Mehmet de ne yapıyor? İstanbul'u fethetmiş 1453. 10 sene sonra işte Balkanlara gidiyor. 1463'te Bosna'nın biraz kuzeyinde Foynitsa diye bir kasaba var. Orada Hristiyan gruplar arasında itiş kakış var, birbirlerini kesiyorlar. Bir Foynitsa ahitnamesi neşrediyor. Dünya tarihinin ilk yazılı münhasır insan hakları belgesi. Peygamberimizin de bu konuda gerçi sözleri var ama münhasır insan hakları beyannamesi, dünyanın ilk. 1463, Foynitsa. Tabii bizim eğitim sistemimizde bunlardan bahsedilmez. Kimse yani gizlenir. Bunda diyor ki, ben Müslümanların padişahı olarak bütün Müslüman, yani İslam'ı dünyaya yaymakla, tebliğ etmekle ve bu bayrağı her tarafa asmakla yükümlüyüm. Ama aynı zamanda tabam arasında bulunan gayrimüslimlerin de dininin korumasını sağlamakla yükümlüyüm. Ve bütün Müslüman tabam kadar Müslüman olmayan tabam da bütün haklara, hürriyetlere sahiptir. Onlara kimse dokunamaz. Benim ahfadımdan onlara dokunan olursaydı iş başına şu gezdi ilan ediyor. 1463'te Fatih Sultan Mehmet'in bütün farklı dinlere ve farklı insanlara gösterdiği şu şeye bakın. Yani hoşgörü değil artık, bu saygı. Bu yani bizim de şey daha da öncesi var. Hep Yunus Emre'den de bahsediliyor. Yunus Emre'nin bir harikulade bir beyti var. 72 millete bir göz ile bakmayan
halka müderris olsa hak yolunda asidir. 72 milletteki, o tarihte millet diye bir kavram bugün anlamda değildi. Millet din anlamına, ümmet anlamına gelirdi. 13. 14. yüzyılda bahsediyoruz. Yani 72 dine bir İslam ulusu söylüyor bunu. 72 dine bir gözüyle, aynı gözle bakmayan, halka müderris olsa, ki müderris din hocası demektir o tarihte, halkın din alemi olsa hak yolunda asidir, Allah yolunda asidir. Sevgili arkadaşlarım, böyle bir saygı, böyle bir digergamlık, başkasını düşünmek, böyle bir empati kültüründen geliyoruz. Ha şimdi bu kültürden gel, git, benden değildir, kendine göre ayrı dil konuşuyor diye git adama kendi kadınlarının önünde at pisliği yedir. Bu olacak şey midir? Bu işte böyle bir dejenerasyon. E tabii bunun da böyle patlamaları olacak arkadaşlar. Şimdi bu dejenerasyonu tamir etmek zorundayız. Biz aynaya bakacağız. İnsanlarımıza eşit davranmadıysak, insanlarımıza saygılı davranmadıysak, bu eksiğimizi gidereceğiz. Her Kürt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne benim devletimdir diyebilmelidir ve bunu biz sağlayacağız. Siz sağlayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlayacak. Döverek değil. Neyle? Arkadaşlarım, son tarih araştırmalarında çok ilginç bir şey çıktı. Osmanlı'nın çok kısa zamanda Balkanlara yayılması. Ya nasıl oldu bu kadar yayıldılar diye bir bin türlü teori vardır bu konuda. Halil İnalcık Hoca diye duymuşsunuzdur. Çok değerli bir tarih hocamız var. Bu araştırmalarından buldu. İstimaletle. İstimalet gönül kazanmak demek. Vurmak, kırmak, dağıtmak, susturmak, yasaklamak değil. Gönül kazanmak. Osmanlı böyle Osmanlı oldu. Hani ben Osmanlıyım diye övünmek yetmiyor. Neyle övünüyoruz? Bunu bulmak lazım, bilmek lazım. Ben Osmanlı torunuyum. Osmanlı benim atamdır diyen herkes Osmanlı'nın istimaletle, gönül kazanarak büyüdüğünü bilmeli. Neydi mesela bu gönül kazanmak? Yine Balkanlarda olanlar bilirler bunları. Mesela orada birkaç yerde itibari mezarları da vardır. Sarı Saltık mezarına gidersiniz. Duvarda bir kılıç asılıdır türbede, kabrinin yanında, duvarında. Fakat kılıç tahtadandır, tahta kılıç asılıdır. Balkanlarda birçok yerde vardır bu. Arkadaşlarım, Sarı Saltık ve ona benzer dedeler aslında bugün bizim genel olarak Akıncı dediğimiz grubun parçaları. Onlar esas Osmanlı teşkilatından önce oralara gidip oraları alan insanlar. Peki bir yabancı ülke neyle alınır? Kılıçla, değil mi? Arkadaşlar, adam tahta kılıçla gidiyor. Ey buranın ahalisi, ben burayı fethetmeye geldim ama sizi kesmek için değil. Bu kılıç erkeğin aksesuarı olarak buradadır. Sen istiyorsan beni kes, ben seni kesmem diyor. Ve bu uğurda canlarını verenler de var. Onların da türbeleri var. Tahta kılıcı asılı adamın orada. Tahta kılıçla Balkanları almış Osmanlı ceddimiz. İşte buna istimalet deniyor tarihte. Türkiye İstimaletle kendi vatandaşlarını kucaklamak zorunda. Her görüşe, her etnisiteye, Kürt'e de Laz'a da diyor olduğuna bakmadan bile herkesi kucaklayacağız. Türkiye Devleti bunu yapmak zorunda. Ve buna başladı çok şükür. Bu yolda adımlar atılıyor. Son derece takdirle, şükranla karşılıyorum. Allah razı olsun bu konuda hizmeti olan herkesten. Benim çocuklarım, torunlarım mutlu yaşayacaklar ya. Daha ne isterim? Kanlara dökülmeyecek. Torunum askere gittiğinde annesi sağ gelecek mi diye geceleri uykusuz kalmayacak. Türkiye bu yola girdi. Şimdi bu yolu desteklememiz lazım. Bu yolu desteklerken arkadaşlarım, tabii ki şunu, yani son, özür dilerim biraz uzattım mı? Son olarak şuna çok dikkat etmemiz lazım. Tabii ki bu terör örgütü kuruluşunda Türkiye'yi bölmek ve kendine göre bir Stalinist diktatörlük kurmak istiyordu.
Kuşkusuz böyleydi. Ama artık o terör örgütünün de dişleri çekildi. Arkadaşlarım 5000 kişilik terörist, silahlı terörist gruptan 1500 kişi kaldı. Bir terör örgütünün 5000'inin 3500'ü gittiyse %70'i gitmiş demektir. Yani bunlar durup dururken mi geldiler hadi barışalım diye masaya oturdular. Ordumuz özellikle bu Necdet Özel Paşa'dan sonra, yeni Genelkurmay Başkanı'nın getirdiği değişikliklerden sonra 1500 kişi, hatta bazıları 1200 filan diyor da ben yine cömert davranıyorum. 5000'den 1500'e düşen bir terör örgütü. Bu görüşme onlar için ric'attir, kaçmaktır. Ama tabii onların yüzlerine bak seni nasıl dövdük gel bakalım denmez yani, o zaman barış olmaz. Bu telaffuz edilmemek şartıyla bilmeliyiz ki dişleri sökülmüştür. Dış destekleri kaybolmuştur. Dünya konjonktürü değişmiştir. Şeyleri, finansmanları kaybolmuştur. Esrar satışları, mesrar satışları batılı ülkelerde durdurulmuştur. Paralar gelmiyor. Artık Suriye'nin onlara silah verecek hali yok, İran'ın onlara silah verecek hali yok. Herkes bakıyor. Yani nefes boruları tıkanmış bir terör örgütü oturmuştur. Masaya oturmuştur. Şimdi arkadaşlarım, diplomaside evrensel bir kural var. Ne olur bunu unutmayalım. Anlaşmalar için söyleriz. En iyi anlaşma tarafların hiçbirisini tam tatmin etmeyen anlaşmadır denir. Bu bir ilkedir. Tarafların bir tanesini tam tatmin eden anlaşma, başka tarafın sırtını yere yapıştırdığını ilan etmek demektir ki o başka tarafı yarın isyana sevk eder. Bunun örneği İkinci Dünya Harbi'dir. Birinci Dünya Harbi'ni bitiren Paris Anlaşması, biz Almanların şöyle canını okuduk, böyle canını okuduk diye bir Fransız kibiriyle yazılmış, Almanların her şeyini yasaklamış, nefes almalarını yasaklamış ve Hitler bunun propagandasını yaparak iktidara gelmiş. Almanları bu şekilde kışkırtıp toparlamış ve azgınlığa sevk etmiş. Neden? Eğer o Paris Anlaşması Fransa'yı da yani galipleri de tam tatmin etmeyen bir anlaşma olsaydı, Almanlara da bir nefes alma fırsatı en azından, ya hani çok özür dileyerek söylüyorum yaygın bir tabir, Almanlar açısından hamamın namusu kurtulsaydı hiç olmazsa, o zaman belki İkinci Dünya Harbi çıkmayacaktı. 50 milyon insan ölmeyecekti. Onun için arkadaşlarım, yapılacak olan görüşmelerde Türkiye tabii ki Türkiye'nin bölünmesi, bunu söylettirmez bile kimseye. Kimse de kalkıp Türkiye'ye ben şuradan bir saksılık toprak istiyorum diyemez. Yok böyle bir şey. Peki bunu isteyen var mı? Şu anda PKK dahi isteyemiyor. Halk istiyor mu? Arkadaşlar gelin, Vehbi Bey gitti ama gelin Diyarbakır'a gidelim. Herhangi bir kahveye girelim Diyarbakır'da. Hala orada rahmetli Emniyet Müdürü Farokan'ın üniformalı, Türkiye Cumhuriyeti üniformalı resmi asıldır. Türkiye Cumhuriyeti polis müdürünün resmini, üniformalı resmini kahvesinde tutan insan mı bölücü? Böyle bir şey olabilir mi? Hala Diyarbakır'da doğan çocuklara Gaffar veya Okkan adı veriliyor. Neden? İstimalet yüzünden. Bu adam son derece sıkı bir polisti ama gönül kazanıyor. İnsanları seviyordu, insanlar da onu seviyordu. İşte istimaletin bir faydası. Bir başka istimalet faydası söyleyeyim size. Şimdi bu en son Nevruz tantarası da bir farklı ama bundan önceki Nevruzlar özellikle 3-4 sene öncesine kadar her sene Diyarbakır'da kıyamet kopardı hatırlarsanız. Bilmiyorum hatırlayacak mısınız? Bir vali Diyarbakır'da Nevruz'u kavga yeri olmaktan çıkardı. Genç, pırıl pırıl, şimdi başbakanlık müsteşarı, Efkan Bey. Bir vali oraya gitti. Adam ya yaptığı neydi biliyor musunuz? Korumasız veya görünmeden korumalı.
Sabahın yedisinde kahveye gider, çayını kahvesini içer. Tantanası yok, bodu 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 şeyi, bandosu mızıkası yok. Ben valiyim ha diye böyle sopası yok. Kahveye gider, çayını içer. Belli gün ayırır insanlara. O nasıl Hüseyin ağa, hoş geldin der, bilmem ne yapar. O sene, belki biraz da o valiyi hırpalamak için, daha yeni vali olmuştu, ikinci senesiydi galiba, PKK canını dişine taktı Diyarbakır'da, Nevruz'u patlatmak, bu deyimi kullanıyorlardı, Nevruz'u patlatmak için. Uğraştılar, didinle uğraş. Adam vali bir tek şey yaptı. Nevruz'da ne olacak? Kepenkler kapanacak, hayat duracak. Çarşıya çıktı. Ya hatırım için ne olur kapatmayın dedi. Nevruz günü bütün dükkanlar açıktı Diyarbakır'da. Arkadaşlarım, istimalet budur. İyi idare edilirse Türkiye ne PKK olur ne MKK olur. Ben fazla uzatmamak için burada izninizi istiyorum. Bu büyük sorunun 30 senemizi, birkaç neslimizi alan, arkadaşlarım son bir şey söyleyeyim. 50 bin kaybımız var, tamam. O kayıtlara dahil olmayan ve sadece bizim bildiğimiz Meclis İnsan Hakları Komisyonu olarak yaptığımız bir araştırmada 17 bin faili meçhul tespit ettik. Bu 17 bin rakamı oradan gelir. O bizim tespit edebildiğimiz de 17 binin. Ne demek faili meçhul biliyor musunuz? İnsanların kardeşleri, anaları, bacıları, dedeleri, amcaları, babaları bir gece kayboluyor ve ya cesede bulunuyor ya bulunmuyor. 17 bin meclisin tespit ettiği. Bu her sokaktan birisi demektir ya. Her sokaktan bir insan kaybedilmiş. Kim kaybetmiş? Devlet yapmış bunu. İşte bu devlet çok şükür nihayet aynaya bakmasını bildi. Devlet aynaya bakmasını bildi ve bunu yapanlar şimdi hesap veriyor. Bunu yapanlar yaptığına çoğu bunların işte Silivrilerde, Milivrilerde hesap veriyorlar. Devlet artık halkın istediğini seçen ve onu yapan. Ben seçim kaybetmiş bir insanım. Halk beni istemedi, Allah razı olsun kardeşim. Demokrasi budur. Halk isterse bana oy verir, isterse size oy verir. Kim seçiliyorsa ona saygı duymaktır demokrasi. Ona ayar vermek değil. Benim sırtımda silahım var, sen böyle yapacaksın. Yok böyle bir şey, bitti artık. Ve bundan sonra Güneydoğu'daki o rezaletler olmayacak. Kuzeybatı'da da o rezalet, hiçbir yerde olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti istimaletle halkı yönetecek. Buna inan, çünkü demokrasi geldi. Ve inşallah bundan sonra böyle belalar olmayacak. Arkadaşlar, tünelin sonuna geldik. Sadece tünelin ışığını gördük değil, tünelin sonuna geldik. Hayırlısıyla bu tünelden de tamamen çıkıp, bir daha girmeyecek şekilde çıkıp, bütün insanlarımız, dini, ırkı, boyu, posu, kilosu, saçı, başı ne olursa olsun, bütün insanlarımızın kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye bir adım ötemizde. Allah o adımı da atmayı nasip etsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Efendim, Sayın Kocaoğlu'nun plaketini vermek üzere Milli Değerleri Koruma Vakfı 2. Başkanı Sayın Erkan Seyhan'ı davet ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Kocaoğlu'na. Evet, bir dönemin hukuk dışı davranışlarda bulunan kişileri şimdi hukuk içinde tabii ki onların hesabını vermek durumunda. Türkiye Cumhuriyeti laik, üniter bir devlettir. Ve tabii Sayın Sılay bahsetti, halifelikten kastımız bizim Müslümanların manevi bir önderi olması. Yani bir büyüğü, nasıl biz evimizin içinde ailemizin büyüğü olduğunda onu seviyoruz dedemiz sözüne itibar ediyoruz. O da bütün Müslümanların manevi bir önderi, yani sözüne itibar ettiği, sevdiği manevi bir önderi. Bizim ülkemiz laik
Cumhuriyet, üniter devlet olarak yapısına devam ederek Türk İslam coğrafyasında herkese örnek ve öncü olarak onları da birlikte katarak Türk İslam Birliği'ni kurmaya yönelik öncülüğüne inşallah devam edecek. Şimdi konuşmacılarımız tabii çok güzel konulara değinerek hakikaten engin, derin ufuklarıyla bize çok güzel açılımlar yaptılar düşünceleriyle ve birleştirici rolü çok da güzel burada temsil ettiler. Allah razı olsun hepsinden, kendilerinden. Bakın, sadece ben bir o konuya odaklandım, o yüzden birer alıntı aldım bütün vekillerimizden, sayın konuşmacılardan. İlk konuşmacımız Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk dedi ki, eğitimli insanı PKK kullanamaz dedi. Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu dedi ki, materyalist eğitim olursa ortaya terörist çıkar dedi. Sayın Recep Garip, Darwinist düşünce çöktü çökecek dedi. Sayın Sılay da bütün bunları toparlayıp Sayın Milli Eğitim Bakanı'na gitmek boynumuzu borcudur dedi. İnşallah. Bunu neden söylüyorum? Şimdi eğitimli insanı PKK kullanamaz ama şimdi Abdullah Öcalan'ın bir sözünü okuyacağım. Dikkat buyurun. Bunu A9 televizyonlarında Sayın Hocamız Adnan Oktar ilk defa okudu. Ben orada kendisinden duydum. İmralı'da yazdığı, işte burada kitabının ismi, matbaası falan hepsi var yani. Onu önemsemiyorum. Şu anda cümleyi dikkatle dinleyin. Bakın Öcalan ne diyor? Şimdi bu eğitimle ilgili olarak bağdaştırıyoruz. Diyor ki, bence insan evrene benziyor. O zaman evrenin bir beyni var. Peki Tanrı nerede? Doğada bizim üstümüzde birisi var mı? İnanmak istiyorum ama inanamıyorum. İşte konunun temel noktası burada arkadaşlar. İnanç, yani Allah'a iman. Bakın, terörist başı inanmak isteyip ama inanamadığını söylüyor. Yani imansızlık bu işin temelinde. Ama kendisi de eğitimde materyalist bir eğitim almış. Yani işte bu yüzden herkes burada eğitimden ve materyalist eğitimden bahsetti. Materyalist eğitim, biz eğer Darwinist materyalist eğitim vermeye devam edersek sonuçlarından bu şekilde sonuç görmeye devam edebiliriz. Allah muhafaza. Dolayısıyla terör sorununun çözümünde iki önemli nokta var. Biri eğitim. Gençlerimizi, çocuklarımızı eğitirken Milli Eğitim Bakanlığımıza gittiğimizde Sayın Sıla inşallah söylersiniz. Tamam, her şey okutulsun, evrim teorisi de okutulsun ama son bulunan bilimsel gerçekler de beraber aynı şekilde öğrenciye sunulsun. Yani bir tez olarak, hipotez olarak okutulabilir. Birçok teori okutuluyor her türlü konuda. Ama bunun yanında şimdiye kadar yapılmamış olan fosiller, fosil kayıtları bulunuyor. 350 milyon fosil kaydı var. Bunların eğitim kitaplarında geçmesi. Genom projesi yapıldı. Genetik biliminde bulunan bulguların ders kitaplarında, eğitim kitaplarında geçmesi. Evrim teorisinin bilimsel olarak açmazlarının eğitim kitaplarına konulması. Onu da yazın, bunu da yazın. Bırakın öğrenciye kendisi karar versin. Ama bilimsel bulguların koyulması eğitimde, bunlar çok önemli. O zaman tek yanlı materyalist eğitimin durması anlamına gelir bu, gerçeklerde konduğu için. Şimdiye kadar bu tek yanlı materyalist, darwinist eğitim yapıldığı için ondan etkilenen ve hayat görüşünü, bütün hayat felsefesini, kendi iman, inanç dünyasını ve insanlara bakış açısını tamamen materyalist ve vicdan yoksunluğuyla bakan bir neslin içinde yetişti bu teröristler. Dolayısıyla onlar da kendi akademi diye dedikleri yerlerde Marksist-Leninist propagandalarını onlara yaptılar. Bizim de yapacağımız Marksizmin, Leninizmin, Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğini ilmi olarak onlara anlatmak. Kimi zaman ders kitaplarının içinde olacak, kimi zaman da sivil toplum kuruluşları ve bilim adamlarının eşliğinde, gerekirse televizyonlarda ve eğitim kitaplarında, dergilerde, her yerde akil insanların da bu konuda esas görev yapmaları gerekir. Bilimsel gerçekleri halka ulaştırmaktır bir anlamda onların da görevi. O zaman bu Darwinizmin ortadan kaldırılması fikren terörün kökünün kurutulması demek. Dolayısıyla önce bu, ikincisi de madem bu PKK'nın komünist, Marksist devlet ülküsü var,
bizim Türk gençliği, Müslüman Türk gençliğinin de Türk İslam Birliği ülküsü olması gerekir inşallah. Evet, sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Saatlerdir sabırla gayet güzel, dikkatli bir şekilde dinlediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Konferansımız sona ermiştir. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık, ağızlarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun.